Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an'ın manasını bilmeyenler onun mucize olduğunu nasıl anlarlar? Tabi öncelikle şunu ifade edelim ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Her insan onun mutlaka ifadelerinden, manasından, sesinden, ifadelerinden bir ders alacaktır. İstifade edecektir. Yani sadece dinlemek bile insana bir zevk ve lezzet verecektir. Ama Kur'an-ı Kerim öncelikle anlamak ve anladıklarımızı hayatımıza uygulamak üzere gönderilmiş Allah'ın ezeli kelamıdır. Allah'ı Kur'an'ın anlattığı gibi anlayacağız. Ahireti Kur'an'ın anlattığı gibi anlayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın anlattığı gibi anlayacağız. Onun için hayatımızı da, inancımızı da Kur'an'ın anlattığına göre tanzim ve tertip edeceğiz. Ancak Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeyen birçok insan bu bilgileri ilm-i kitaplarından öğrenebilir. Fıkıh kitaplarından, tefsir kitaplarından ya da ilm-i kitaplarından öğrenebilir. Peki o zaman Kur'an-ı Kerim'in mucizelik ve harikalık yönünü bu Kur'an'ı anlamayan, okuduğunu anlamayan ve dinlediğini anlamayan insanlar acaba Kur'an'ın mucizeli nasıl fark edecekler? Şimdi öncelikle ifade edelim ki Kur'an-ı Kerim'in dışında yazılmış milyonlarca Arapça kitap var. Bunların bir kısmı Müslümanlar tarafından yazılmış ve birçoğu da Kur'an'ın o güzel üslubuna, o sevgili ifadelerine yaklaşmak, bir parça ona benzemek arzusuyla yazılmış. Milyonlarca Arapça kitap. Onların dertleri, davaları Kur'an'ın ifadelerine yakın ona benzemeye çalışalım arzusu olmuş. Bir kısım insanlar da Kur'an-ı Kerim'in meydan okuması var. Eğer bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu konusunda şüpheniz varsa ve eğer bu kelam bu kelam ilahi dediğimiz Kur'an'ın Hz. Muhammed'in sözü olduğu konusunda bir iddianız varsa haydi hodri meydan. Siz de insanlar olarak cinleri toplanın bir benzerini getirin bakalım diye meydan okumuştu. İşte bu meydan okumaya karşı gelmek için e, o meydan okumaya karşı bir benzerini getirmek adına İslam düşmanlarından, Kur'an düşmanlarından yüzlerce, binlerce, on binlerce, belki milyonlarca yazılmış Arapça kitaplar var. Şimdi gerek Müslümanların, Kur'an'ın ifadelerini taklit etmek için yazdıkları o Arapça kitapları, gerekse düşmanlarının Kur'an'a karşı bir benzerini getirmek iddiasıyla, Kur'an'ı çürütmek adına yaptıkları Arapça kitapları bir adama dinletin, bir de Kur'an'ı dinletin hiç manasını anlamayan, hiç ne dendiğini fark etmeyen o insan diyecektir ki bu Kur'an dinlediğim diğer bütün Arapça ibarelere benzemiyor. İki ihtimal var. Ya bu Kur'an o Arapça kitapların tamamının altındadır ki bunu İslam düşmanları bile diyemez. Diyemezler ve diyemeyecekler. Öyleyse bu Kur'an'ın tek ihtimali kalıyor ki bütün bu Arapça kitapların üstündedir. İşte o insan sadece dinlemesiyle, sadece Kur'an'ın ifadelerini kulağıyla, ruhuna akıtmasıyla diyecektir ki, bu Kur'an hiçbir kitaba benzemiyor, hepsinin üstünde bir özelliği var. Bu yönüyle o kulağı bulunan o insana, kalbi olmayan yani anlamayan, cahil, ami, ümmi, belki okuma yazması olmayan o insana kulağının diliyle Kulağının sesiyle mucizeliğini ispat edecek. Ben mucizeyim, benim bir benzerim yoktur. İnsanlar da cinler gibi ele benzeri yapamaz cihlertir. Ayrıca insanlar bunu sürekli dinledikleri halde, sürekli kesintisiz Kur'an'ı dinledikleri halde, kesintisiz Kur'an'ı namazlarında ezberden okudukları halde bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Ve her okuduklarında, her dinlediklerinde ayrı bir zevk ve lezzet alıyorlar. Halbuki bir insan en çok sevdiği bir beyti, hatta en çok sevdiği bir insanın bir sözünü bile birkaç defa, üç beş defa her gün sürekli tekrar etse rahatsız olacak. Demek ki Kur'an-ı Kerim gerek dinlenmesiyle, gerek sürekli dinlenmesiyle, gerek sürekli okunmasıyla bir usanç ve bıkkınlık vermemesi, her okunduğunda, her dinlendiğinde ayrı bir zevk ve lezzet vermesi, ruha, kalbe, akla bir inşirah, bir iç aydınlığı, bir iç huzuru vermesi gösteriyor ki, Kur'an benzersizdir ve Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an bu yönüyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olmadığını ve Peygamberimizin ancak Allah'ın elçisi olduğunu ispat ediyor ve sadece dinleme özleri olan insanlara, bile mucizelini ispat ediyor denilebilir.